Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden çıkmış sorulara devam ediyoruz. Sol artık iki videomuz. Dokular ve davranışla ilgili çıkmış soruları burada çözeceğiz. En sonda ekolojiyi çözeceğiz. Başlayalım isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi insandaki bağ dokunun işlevlerinden biri değildir? Şimdi bağ doku bitkilerdeki temel doku gibi vücudumuzun her yerinde bulunur. Diyor ki bulundurduğu makrofaj hücreleri sayesinde fagositoz gerçekleştirir. Evet makrofaj hücreleri e, bizim bağışıklık sistemimizde bulunan hücrelerdir. Bu hücreler arkadaşlar bağ dokusuna gelerek fagositoz yapıyor, mikropları öldürüyor. Doku ve organlara destek verir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Doku ve organların etrafını sararak destek veriyor. Kasılıp gevşemek suretiyle hareketi sağlar. Bağ doku mu kasılıp gevşiyor yoksa kas doku kasılıp gevşiyor? Oldukça kolay bir soru. Kasılıp gevşemez arkadaşlar bağ dokumuz. Bulundurduğu mast hücrelerinde heparin ve histamin salgılanır. Evet. Heparin ve histaminin ayrı ayrı görevleri vardır arkadaşlar. Şimdi heparin şöyle kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen bir maddedir. Histamin ise arkadaşlar damarların mesela diyelim ki bir kesik bir yaralanma oldu hemen damarların geçirgenliğini artırarak oraya pıhtılaştırıcı maddelerin geçişini kolaylaştırıyor. O yüzden ikisinde önemli görevleri vardır. Deriye esneklik kazandırıyor. Evet bağ doku derimizi esneklik kazandırır. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi tek katlı kübik epitelden meydana gelmiştir? Yani bu soru bence hani bu tür sorular ÖSYM için çok bence saçma sorular. Çünkü hani bunu sormasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani ben olsam böyle bir soru sormam. Zaten ezber sorusu arkadaşlar. Tek katlı kübik epitel, tek katlı yassı epitel. işte bunların bilmem bir sürü şeyleri. Böbrek toplama kanalları. Bakın kübik epitel dediği zaman kübik epitel dediği zaman böbrekler aklınıza gelsin. Böbrek toplama kanalı. Midenin iç yüzeyinde, akciğer alvollerinde, soluk borusunun iç yüzeyinde ve ince bağırsağın iç yüzeyine bakalım. İnce bağırsağın iç yüzeyinde silli silindirik epitel vardır. Silli silindirik. Soluk borusunun iç yüzeyinde de arkadaşlar aynı şekilde silli silindirik hücreler vardır. Akciğer alvollerinde e, yassı yassı hücrelerimiz vardı. Yassı epitel hücreleri. Midenin iç yüzeyinde de yine yassı epitel hücreler bulunur. Gelelim üçüncü sorumuza. Kahverengi yağ dokusu ile ilgili hangisi doğrudur? Pardon hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Kahverengi yağ dokusu. Bu doku titreme olmaksızın ısı üretimini gerçekleştirebilir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Kahverengi yağ dokusu ısıyı daha çabuk üreten bir yağ dokusudur. Dolayısıyla işte çok soğuk ortamlarda yaşayan canlılarda kahverengi yağ dokusu miktarı daha fazladır. Bu doğrudur. Bazı memeli hayvan türlerinde hızlı ısı üretimi için özelleşmiş bir dokudur. Evet dediğim gibi kutup bölgelerinde soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlarda bulunur. Bu dokuda hücreler ortam sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde ATP üretimini maksimuma çıkarır demiş. Şimdi ortam sıcaklığı 0'ın altına düştüğünde değil e, ee, her zaman ATP üretimi maksimumdadır burada. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Bu dokuda yer alan hücreleri mitokondrilerinde ATP sentaz yerine termogenin proteini bulunuyor. Evet zaten bu yüzden ATP'yi hızlı bir şekilde üretiyorlar arkadaşlar doğrudur. Bu dokun hücrelerinde mitokondri miktarı oldukça fazladır. Evet doğrudur. Mitokondri miktarı fazla olması lazım ki ATP'yi daha fazla üretsin diye Doğrudur cevabımız C şıkkı olacak Dediğim gibi sıfır derecenin altına düştüğünde değil Buradaki canlılar Zaten buna sahip olan canlılar Soğuk bölgelerde yaşadıkları için Bunlarda sürekli arkadaşlar ATP üretimi maksimum derecededir Yani şöyle düşünün ee, Aslında şöyle de düşünebilirsiniz Sıfır derecenin altına düştüğünde Artık o canlılar kış uykusuna yatmak istiyorlar Hani soğuk bölgelerde yaşayan canlılar Dolayısıyla ATP üretimini maksimuma Çıkarmak yerine aksine ne yapıyor Düşürüyor ki bazal metabolizma haline gelsin ve kuş uykusundan yatabilsinler diye. Tamam bu şekilde de düşünebiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangi hayvanlarda görülen sosyal davranışlardan biri değildir? Sosyal davranış neydi? Bir arada birlikte davranış sergiliyorlar. Maymunların çığlık atarak tehlikeyi birbirlerine haber vermesi. Mesela sosyal davranış değil mi? Birçok maymun yapıyor bunu. Arıların besin kaynağının konumuna göre halka veya sallama dansı yapması yine sosyal davranıştır. Mis köküzlerin düşmanlarından korumak için topluluk oluşturması, evet topluluk sosyal davranıştır. Karanlık bir ortamda böceklerin ışık kaynağının etrafında toplanmaları, penguenlerin üreme döneminde bir araya gelerek gruplar oluşturması. Bakın bu da bir sosyal davranıştır ama böceklerin ışık etrafında toplanmaları bir uyarıya karşı verdikleri bir cevaptır. Hani bunu belli bir amaç için toplanmıyorlar, sadece ışığın altında toplanmış oluyorlar. Belli bir amaç yoktur arkadaşlar burada sosyal davranışlarda belli bir amaç vardır. Üreme olur, korunma olur. Dolayısıyla denizi seçeneği cevabımız olacak. Beşinci soru. İnsanda yer alan epitel doku ve hücreleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Epitel doku hücreler arası madde bakımından fakir bir dokudur. Doğru arkadaşlar. Epitel doku çok sıkı hücrelerden oluşur. Dolayısıyla hücreler arası maddesi oldukça azdır. Bazı epitel doku hücreleri koku reseptörü olarak işlev görür. Arkadaşlar e, ee, koku reseptörü olarak işte görmüyor epitel dokular. Koku reseptörleri aksine sinir hücrelerinden oluşuyor. O yüzden zaten koku reseptörü yani bir ortama girdiğimizde bir kokuya alışma sebebimiz budur. Çünkü çabuk yoruluyorlar sinir hücrelerinden oluştukları için. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bazı endokrin bezlerin epitel hücreleri hormon salgılar. Evet salgı epitelleri. Sindirim kanalını astarlayan epitel hücreleri besin eminimini gerçekleştirir. Evet silli silindirik epitel hücreler var dedik. Bunlar ne yapıyor? Besinlerin eminimini sağlıyor. İşte villus mikrovillus içeriyorlar. Epitel dokunun bez epiteli ve örtü epiteli gibi çeşitleri vardır. Doğru arkadaşlar. Bez epiteli ne yapıyor? Salgı yapıyor. Örtü epiteli koruma işlevi yapıyor. Doğru. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdaki doku tiplerinden hangisine hiçbir omurgasız hayvanda rastlanmaz? Hiçbir omurgasız hayvan diyor. Bakalım. Kemik doku. Arkadaşlar omurgasızlarda kemik yoktur. Direkt zaten kemik dokuya rastlanmıyor. Kıkırdak doku biraz daha gelişmiş olan omurgasızlarda vardır. Kas dokusu zaten mesela çekirge gibi canlılarda vardır. Sinir doku artık... Ee, Ekinodermatadan itibaren görülmeye başlıyor. Epitel doku zaten birçoğunda yine vardır çünkü epitel doku vücut yüzeyini örter özellikle bulunur ama kemik doku hiçbir omurgasız hayvanda bulunmaz. Gelelim 7. sorumuza. Böcekler üreme dönemlerinde iletişimlerini feromonlar aracılığıyla gerçekleştirirler. Böceklerin bu özelliklerinden faydalanılarak geliştirilen yöntem sayesinde zararlı böcekler ile mücadele imkanı doğmuştur. Bu durum diyor hayvanlarda gören iletişim yöntemlerinden hangisi içerisinde yer alır? Şimdi feromon salgılıyor. Feromon nedir? Bir kimyasal maddedir. Dolayısıyla burada nedir? Kimyasal iletişimdir arkadaşlar. Görsel iletişimde bir görüntü olacak. Hani bir kur yapma gibi bir iletişim olur. İşitsel iletişimde tabii ki anlayacağınız üzere ses. Mekanik iletişimde mesela gidersin dokunursun mekanik iletişim olur. Çoklu duysal iletişimde birçok duyu organı devreye giriyor. Ama burada anlattığı nedir? Kimyasal iletişimdir. 2012 LYS burada eskiden davranış konusu soruluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım. Diyor ki büyütüldüğü çevrede akarsu veya su birikintisi bulunmayan bir ördeğin bir göl kenarına götürüldüğünde diğer ördekler gibi suya girip etkin bir şekilde yüzdüğü gözleniyor. Bördeğin yüzmesi hangisiyle ifade edilir diyor arkadaşlar bu nedir bakın hiçbir şekilde etrafında akarsu su birikintisi yok ama suya gittiği zaman yüzüyor içgüdüsel davranıştır bu davranış değil mi içgüdüseldir yani doğuştan gelen bir şeydir şartlanma izlenim alışma kavrama bunlar sonradan kazanılan ama içgüdüsel e, davranış refleks davranışı bunlar doğuştan gelenlerdir dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur Aşağıdakilerden hangi hayvanlarda deneme yanılma yoluyla öğrenme mekanizmasına örnek olarak gösterilebilir? Bir kuşun tadı olan bir kelebeği bir kere yedikten sonra bir daha yememesi. Bakın denemiş ne yapmış yanılmış. O zaman bunu ben örnek gösterebilirim. Diğerlerini okuyalım. Bazı maymun türlerinin farklı tehdit unsurlarına karşı geliştirdikleri alan alarm çığlık e, alarm alarm çığlıklarını birbirlerine öğretmesi. Bu nedir arkadaşlar? İzleme yoluyla öğrenme olabilir. İşte e, kavrama yoluyla öğrenme olabilir. Burada birbirlerine öğretiyorlar veya sosyal bir davranış olabilir. Dolayısıyla bu değildir deneme yanılma. Genç şempanzelerin kabuklu meyveleri kırıp açmayı ebeveynlerinden izleyerek öğrenmesi. Bu zaten izleme yoluyla öğrenme. Yumurtadan yeni çıkan ördek yavrularının duyarlı dönemde ilk gördükleri ve algıladıkları hareketli nesneyi ebeveyn olarak kabul etmesi bu içgüdü arkadaşlar. İçgüdüsel olarak gelen bir şeydir. Kalabalık göllerde yaşayan yakın akraba kuş türlerinin yavrularının yanlışlıkla diğer türün ötüş şeklini öğrenmesi bu nedir? Yine ee, izleyerek öğrenmedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız aşıkkı olacak. 10. sorumuz hayvanlarda gözlenen davranışlarından hangileri içgüdüsel davranışlar örnektir? Bakalım. Bal arılarının bulundukları besinin, buldukları besinin kovana göre konumunu diğer arılara bildirmek için vücut dansı yapması. Şimdi baktığım zaman bunu içgüdüsel bütün arılar yapabiliyor mu? Yapıyor. O zaman içgüdüseldir. 1 yaşındaki çıta yavrularının anneleriyle birlikte katıldık. Anneleriyle birlikte Katıldıkları üçüncü avda bir ceylan yakalamaları bakın üçüncü avda burada ne yapıyor öğreniyorlar dolayısıyla bu öğrenme yoluyla öğrenmedir öğrenme yoluyla öğrenme tabii ki bu <laughs> izleme yoluyla öğrenmedir arkadaşlar olmaz bir bahçe örümceğinin böcek yakalamak için türe özgü bakın türe özgü ağırıyor o zaman içgüdüsel bir davranıştır. Yeni doğmuş bir geyik yavrusunun ayağa kalkar kalkmaz annesini emmeye çalışması yine doğuştan gelen bir şey içgüdüseldir. 1, 3, 4 şeklinde olacak cevabımız denizli seçeneği. Hayvanların iletişim amacıyla kullandıkları davranışlarından hangileri kimyasal uyarı şeklini örnektir? Kimyasal uyarı ad üstünde bakalım. Bal arılarının bolca bulunan besinin yerini bildirmesi Şimdi bu kimyasal uyarı mıdır? Değil değil mi? Çünkü burada ne yapıyorlar? Dans ediyorlar. Dans yoluyla gösteriyorlar arkadaşlar. Bu olmaz. Erkek meyve sineklerinin kanatlarını açıp titreterek kur sesi çıkarması. Bu nedir? Görsel bir uyarıdır. Olmaz. Böceklerin üreme dönemlerinde eşeğlerin çekim için feromon salgılaması. Bu kimyasal bir madde salgılıyorlar. Dolayısıyla kimyasal uyarıdır. Cevabımız yalnız 3 olur. Gelelim artık son sorumuza. Burada köpeklerle ilgili deney vermiş. Pavlov'un deneyini. Ivan Pavlov'un köpeklerle yaptığı klasik koşullanma deneyleri koşullanma öncesi 1 ve 2. deney, koşullanma 3. deney ve koşullanma sonra olmak üzere sırasıyla aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Birinci deneyde bakın bir köpeğe yiyecek verilmiş. Köpeğin tükürük salgıladığı görülmüş. Aynı köpek yiyecek verilmeksizin belli bir tonda sesle uyarılıyor. Köpeğin tükürük salgılamadığı görülüyor. 3. deneyde bu köpeğe yiyecek verilirken köpek aynı tondaki ses ile uyarılıyor. Bu deneme birkaç kez tekrarlanıyor ve köpeğin tükürük salgıladığı görülüyor. Bu kepek besin verilmeksizin sadece aynı tondaki ses ile uyarılıyor ve köpek tükürük salgılıyor. Bu nedir arkadaşlar? Şartlanma yoluyla öğrenmedir değil mi? Diyor ki canlılar sadece normal uyarılara cevap verirler diyor. Şimdi buraya baktığımızda sadece normal değil. Bakın zil sesi normal olmayan bir uyarıdır. Dolayısıyla sadece ona tepki vermiyor. Başka uyarıları da öğrettiğiniz zaman tepki verebiliyor. Normal bir uyarı yapay bir uyarı ile birlikte verildikten sonra canlı sadece yapay uyarıya bile tepki vermeyi öğrenebilir. Evet bakın etle birlikte yemekle birlikte ne yapıyor zil sesini veriyor sonra zil sesine de tepki vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Canlılar birbirleriyle ilgisiz iki eşleştirilmiş uyarıya karşı aynı tepki verebilirler. Şimdi zil sesiyle yemek birbiriyle ilgisiz değil mi? Dolayısıyla ikisine karşı aynı tepki veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacaktır Böylece artık bunu da bitirdik son videomuz kaldı arkadaşlar ekoloji ekolojide görüşmek üzere hoşça